İsmim İbrahim Çimen. E, 38 yıldır bu işle uğraşıyorum. E, eski saatlere hayat veriyorum diyelim. E, i̇lkokul bittiğinde e, okumak istemedim. Bir meslek seçmek istedim. Saat, e, saat mesleğini de çok seviyordum. Saatçılığa başladım. E, 1982'de başladım. E, aşağı yukarı 38 yıldır bu işi yapıyorum. Yeni saatlerin e, çoğu pillidir. Pilli saatler e, bizim pek ilgimizi çekmiyor. Biz biraz eski usta olduğumuz için bizimki biraz daha e, böyle kurmalı otomatik olan saatler ve cep saatleri antika olanlar onları biz e, severek yapıyoruz. Koleksiyonlar e, tercih ediyor ve e, antikayı seven herkes e, mutlaka şeyi sever. E, cep saatini sever. Yani Türkiye'de diyelim bin tane antikacı varsa. Hepsinin de bir tane de olsa bir cep saati vardır. Arkamızda çırak yetişmiyor. Artık biz son nesiliz diyebiliriz. Aşağı yukarı 50 yaşındayım. 50 Bizden sonra çırağımız hiç yok. Valla anlatacak çok şey var ama hangisini anlatalım? Dediğim gibi bu iş sevgi işi. Ben bu işi severek yapıyorum. Ben çok büyük bir fabrikam olsa bir odasını saatçi yaparım. Bu kadar seviyorum bu işi. Ortalama 300 yıllık George Prior diye bilinir. Bunu koleksiyonallar bilir. 300 yıllık Prior yaptım. Prior saat ben 15 yıl öncesine kadar çok gördüm. Temizliğini yapabiliyordum. Yalnız saatin zincir kurma sistemini bilmiyordum. Ben bütün büyük ustalarımla istişare yaptım. Hiçbirinden bir bilgi alamadım. Birçoğu dedi ki biz bu saatten hiç görmedik dediler. Bana da birçok yerden tamir geliyor. Artık dedim ben bu işi de çözmem lazım dedim. Tam bir hafta 15 gün belki 15 güne yakın uğraştım. Bu işi de çözdüm. Şu anda yapılmayacak hiçbir saatimiz yok. Hepsini yaparız. Bazen bir saatte yaparım. Bazen olur ki eee saatte 4-5 tane arıza olur. Bu arızalar da orijinal parça olmaz. Ben parça yapıyorum elden. Bu parça yaptığımda bir hafta uğraştığım da olur. Bir hafta uğraşırım ama o saati canlandırarak e, çok büyük bir mutluluk tadarım. Yani diyelim ki e, ölümcül bir hastayı doktorun yettiği gibi e, ben de ölümcül bir saati ayağa kaldırdığımda bundan çok büyük mutluluk duyuyorum. Parça temini e, parça çok ama Hiçbir saatin on binlerce saat e, üretilmiş. Hiçbir saatin parçası birbirine uymaz. Yalnız e, birçok saatçi meslektaş arkadaşlarım belki bilmeyebilir. E, birçok saatte muadil vardır. Yani bu muadili bulabilmek önemli. Bulmasak da e, ben onu e, tornada kendi e, çabamla e, üretip yapıyorum. Farkımız e, dediğim gibi biz mekaniği sevdiğimiz için, e, onlarda mekanik olduğu için, mekani herkes sevmez. Bugünün şartlarında herkes böyle pilli tarzı şeyi seviyor ama mekanik ayrı bir şeydir. O yüzden biz mekaniği çok sevdiğimiz için mekaniğe çok önem veriyoruz. Rağbet şey dediğim gibi koleksiyoncular özellikle çok istiyor. Koleksiyoncular Türkiye'de ne kadar koleksiyoncu varsa hepsinde mutlaka bir tane iki tane de olsa bir cep saati ister sever çünkü e, koleksiyonda mutlaka bir cep saatinin olması gerekir. Yani şöyle diyeyim e, 300-400 liradan başlıyor 20 bin liraya kadar eski saat var. E, ortalama e, 40 ile 70 liraya arası. Türkiye'nin her yerinden, yurt dışından gelen de var. Almanya, Hollanda, Belçika, e, İngiltere. Orada da müşterilerim var. Böyle kargoyla gönderiyorlar ta, e, ara ara tamir ediyorum. Yani görmediğim saatler var mı? E, oradaki ustaları e, görmek istedim. Orada 5-6 tane e, ustayla tanıştım. E, orada tamir olayı hiç yok. Yani e, çok basit basit arızalar. Biz burada yani e, bizim yaptıklarımızın onda birini e, yurt dışındakiler yapamıyor. E, tek başımayım. E, ta çocukluğundan beri e, oğlumu yanıma getirdim O da e, bana yardım ediyor hem kendi işini yapıyor boş zamanlarında da bana e, yardımcı oluyor ufak tefek işleri de o yapıyor tamam. <laughs>